Arkadaşlar merhabalar bu videomda açılar konusundaki orijinal sorular bir testinin çözümünü yapacağız. Çözüme başlayalım. Aşağıdaki şekil 1'de A kişisi B'ye konum attığında A B'nin 5. cadde ile yaptığı dar açı 70 derece. Şekil 2'de ise A kişisi C'ye konum attığında A C'nin 6. caddi ile yaptığı dar açı 30 derece olarak gösterilmiş. Ondan sonra diyor ki B ve C kişileri 5. cadde üzerinde A kişisi de 6. hattı üzerinde olup AB eşittir BC'ymiş. Hmm. Arkadaşlar B de 5. cadde üzerindeymiş. B 5. hattı de bu da 6. hattı. Arkadaşlar şu 5, 5 ve 6 böyle. Burada 5 ve 6 na, nasıl böyle. Yani şuradaki şekil şöyle çevrilmemiş mi arkadaşlar? Evet böyle çevrilmiş. E böyle çevrilmişse bizim e, B kişisi de buralarda bir yerlerde olmayacak mı arkadaşlar o zaman? Evet kesinlikle buralarda bir yerlerde olacak. E bize diyor ki, ne diyordu bize? Şuradan A ile C arasındaki açı, dar açı kaç derece demişti bize? Hocam 70 derece demişti. Tamam, şurası da B'nin olduğu konum. Bir de ne diyor sonra? AB ile BC birbirine eşit demiş burada. AB ile BC'nin de eşitliğini yazacak olursam, şurada bir ikizkenar üçgen çıktı. 180'den 70 çıkart, 110. 2'ye böl, 55, 55. Şimdi soruda ne isteniyor arkadaşlar? Bizden soruya bakalım. Her iki şekilde de ABC kişilerinin konuları sabit olduğuna göre 5. cadde ile 6. cadde arasındaki dar açı kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hocam 5 ile 6 böyle ya. Hop işte aralarındaki dar açı. şurada açı bizden? Evet. Hocam burada şöyle bir üçgen var görüyorsunuz. O zaman bu üçgeni yorumlayacağız. Bu üçgende alfa artı şu üçgene bakıyorum. Alfa artı 70 artı şuradaki açı. 70 artı Burada kaçtı toplamda kaç yaptı? 55, 30 daha 85 yaptı. Bunun toplamının ne olması lazım? 180 olması lazım. Şu ikisinin toplamı 155 yaptıysa alfayı da buradan 180 eksi 155'ten 25 derece olarak buluruz arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı? Ceyhan çıktı. Geldik ikinci soruya. Evet doğrusal bir yolun zeminle yaptığı dar açı yolun eğim açısıdır. Evet doğrusal bir yolun Tekrar zeminle yaptığı açıya ne diyoruz? Eğim açısı diyoruz. Tamam. Doğru sabit. Yukarıdaki şekilde A, B, B E, D ve DF bölümlerinden geçerken bir aracın yol bilgisayarı ekranında anlık eğim açıları 1, 2, 3 numaralı durumda verilmiştir. Bak eğim açısı kaç derece? 0. Demek ki doğrusal bir yol. Yani düz bir zeminde gidiyor. Eğim açısı 0 burada. Sonra ikincisinde hocam bak şöyle yukarı çıkmış 15 derece yukarı çıkmış. Bu zeminimiz burası. Bu zemini unutmayalım arkadaşlar. Zeminle yaptığı açı lazım bana hep. Zeminle yaptığı açı ikincinin burası değil mi arkadaşlar? Evet, yukarı doğru çıkarken şurada yukarı doğru çıkarken sol taraf yukarı çıkmış 15 derece göstermiş. Benim buradaki açı kaç derece arkadaşlar? 15 derece. Eyvallah. Sonra ikinciye geldiğinde 15'te, üçüncüye geldiğinde sağ taraf aşağı inerken demek ki sağ taraf arkadaşlar. Zaten bak Araba aşağı yönünü göstermiş. Şurada 5 derece gözüküyor. Zeminle yaptığı açı 5 derece. Bak zeminle yaptığı açı. Hocam zeminle yaptığı açıyı bulmak lazım. Yani şunu uzatabilirsiniz ya da zemine paralel çizebilirsiniz arkadaşlar. Hiç fark etmez. Şuradan zemine paralel çizelim isterseniz. E buradan zeminle yaptığı açıyı da bulmuş oluruz en azından. Zeminle yaptığı açının bu bunun kaç derece demiş bize? 5 dereceyi gösteriyor. O zaman buraya kaç derece yazacağız? 5'i yazacağız. Sonra B ile E'de birbirine eşit verilmiş. Hocam şu ikiz kenarsa e o zaman ben şuraya bir A dersem şöyle Z'den dolayı burası daha mıdır arkadaşlar? Evet. Bu ikizkenar üçgen verilmiş bu arada. 15'te kullanacağım ve burası A artı 5. Burası da A artı 5 mi yaptı arkadaşlar? A artı 5 ise A artı 5. Aynen öyle. Başka bir şey verilmiş mi bize? 4 numaralı durum için yol bilgisayarı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi burada ne yapacağız? Evet bulmuşuz zaten soruyu. A'ya A artı 5 yazmışım zaten burada. Bunun tamamı 15 değil miydi? Evet. Yani A artı yani 2A artı 5 eşittir 15 olduğundan 2A eşittir 10 olacağından A'yı buradan kaç bulduk arkadaşlar? 5. A'yı 5 bulduysan yani şurası 5. Senin bu aracın zeminle yaptığı açı isteniyor 5. Yalnız yukarı çıkıyor araç. Araç yukarı çıkarken neresi şey e, yukarı kalkıyordu arkadaşlar? Sol taraf o zaman sol tarafta 5 dereceye gösterecek arkadaşlar. Çünkü zeminle yaptığı açı 5. Yukarı çıkarken sol taraf. Bak buradan yukarı çıkarken sol taraf yukarı çıkmıştı. Burada da yukarı çıkıyor arkadaşlar. O zaman sol taraf yukarı 5 derece çıkmış olacak. O da hangi şıkta var arkadaşlar? Akçay şıkkında var. Güzel yorumlama soruları. Zor değil. Orijinal. Harbiden orijinal sorular. Orijinal sorular çok zor sorular olmak zorunda değil. Ee, burada da Eğimi çok güzel bir şekilde açının içerisinde kullandırmış arkadaşlar. Evet böylelikle bu test iki sorudan oluşuyordu arkadaşlar. Ee, bu testi bitirmiş bulunuyoruz. Yani böylelikle konu 1'i bitirmiş olduk arkadaşlar. Yani birinci bölümü bitirmiş olduk. O zaman ikinci bölümde görüşmek dileğiyle. Daha doğrusu konu 2'de görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.